Selam. Minimalizm, dolap sadeleştirme serime tam gaz devam ediyorum. Bu göreceğiniz üçüncü video olacak. Çoğu kıyafetlerim, çoğu ürünlerim satıldı. Şu an size göstereceklerim. Daha önceden hani olur da canlı kanlı ikinci el pazarlarına gidip de satarım diye torbalara, kutulara koyduğum ürünler. Onları yukarıya getirdim. Hepsinin resimlerini çektim, videoyu çektim sizlere de gösterebilmek adına. zevklerin zamanla nasıl değiştiğini de görüyorsunuz. Hani böyle şu an bana baktığınızda Sibel bunları nasıl giymiş diyebilirsiniz. İyi ki zevkler değişiyor. Şu anda ben böyle kapsül gardırobum var. Daha çok böyle zamansız kıyafetler giymeyi tercih ediyorum. 2 sene sonra ne olur bilmiyorum. Şu anda kamerayı elimle tutuyorum ve elim her konuştuğumda titriyor. Neyse fazla uzatmayacağım. Hemen videonun geri kalanını izlemeniz için sizi rahat bırakıyorum. Umarım keyifle izlersiniz ve sizlere de bu vesileyle hani sizleri de biraz belki heveslendiririm dolap temizlemeye falan. Gereksiz ürünlerinizi mevsimlik satın. Gerçi ben bu videoda mevsimlik değil, aşağıdan rastgele çıkardım. Yazlık kışlık karışık. Her neyse. Önemli olan bir an önce elimden çıkması. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şu şekilde bir elbise. Aslında çok rahat bir kumaşa sahip. Böyle fiskos ve penye karışımı. Fakat giyildiği takdirde benim dövmelerimle çok gözü yoruyor. Arkası uzun, diz altı. Şöyle göstereyim. Yandan da şu şekilde açık. Şöyle. Şöyle bir gerçek deri blazer var. Bunu beyaz gömleklerle giydiği zaman daha güzel kombine ediyorum. Yani beyaz gömlek çevirelim. Arkada şu şekilde görünüyor. Hatta ön kısmı daha birazcık göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Sıradaki blazer ise şöyle çok ince. Bunun bende aslında yeşil rengi de vardı. Uzun zaman önce onu çok giydim. O bayağı bir yıprandı. Bu siyahını nedense aslında çok giymesi gerekirken giyemedim. Çünkü ben bunu bir beden küçük almıştım ve bu kol kısmı beni bayağı bir sıkıyor. Rahat hareket edemiyorum. Arkası böyle kısa. Önlere doğru şu şekilde uzun. Ya uzun zamandır dolapta hani dedim bunu da çıkartayım elden. Sakın gülmüyoruz. Biliyorum komik ama bir ara ben bunu çok seviyordum ve çok giydim. Herhalde bunun geçmişi bir 12-13 senelik olacak. Bunu da elimde çıkartıyorum. Ben bunu nerede giymedim? İlk başta düğünde giydim. Sonra partide giydim. Sonra Türkiye'ye götürdüm. Hani dedim orada kulüpte, partide falan giyerim. Orada giydim. Ne bileyim ben. Bu paletliler falan modayken, çok trendken, gerçi dönem dönem sürekli trend oluyor ama ah, ya bunu da elimden çıkartacağım. Çünkü bunu giyeceğimi sanmıyorum artık. Evet. Kahkahalarınızı duyar gibiyim. Gülmeye kaldığımız yerden devam. Bu da böyle bir elbise. Aslında ben bunu kalçalarımın üzerine oturtuyordum. Kiloluyken bunu tercih etmiştim. O zaman çünkü göbek falan vardı. Kalçalarımın üzerine oturtturup bu da bu şekilde dökümlü oluyordu ve gayet güzel mini bir etek oluyordu. O zaman XL falan giyiyordum arkadaşlar. Bir dönem gerçekten şöyle bir 5 seneye yakın XL falan giydim. Ya bunu da elimden çıkartacağım. Benim dönem dönem bu tür kıyafetlerim oldu. Hatta bunun vücuda oturan ayak bileğine kadar uzun olan hem siyah hem gümüş rengi hem de gold, aynen bu tonlarda paletten komple elbise vardı. Onlar aslında klasik. Neden onları elimden çıkardım hemen? Onlar zaten satılışa koyduğunda hemen gitmişti. Ya mesela sürekli hani bu mesela model olarak hani klasik değil ama o diğerleri gerçekten klasikti. Hani paletti, tekrar moda olduğunda giyilebilecek şeylerdi. Ama gördüğünüz gibi maalesef onları sattım ve hemen gittiler zaten. İşte yine allı dallı güllü giyemeyeceklerimden, aslında motif olarak güzel. Tam böyle Turkish style. Buraları deri imitasyonlu. Arkası da şu şekilde. Ama dövmelerimden dolayı tekrar göz yoracak, göz yoran, göz yorucu olduğunu düşündüğüm bir elbise. Zaten bacaklar da artık eskisi gibi dinç değil yani. İndirdikten sonra bir katmer katmer oldu, bir haller oldu. Yani bu kadar miniyi ancak deniz kenarında falan giyebiliyorum.
Sırada şöyle bir jile var. Ben bunu hiç kapatarak giymedim. Hep böyle açıktı önden. Şurasında bir lastikli astarı var. Daha doğrusu kemeri. Hiç kapatarak giymemiştim. Hep açıktı. Çünkü biraz bana küçük oluyordu. Ya belime böyle bir tuhaf gösteriyordu. Belim ince de belime battığı, hani belime oturduğu zaman şu tarafları böyle fışkırıyordu. Onun için sürekli açık kullanıyordum. Bunu da bayağı giydim, sıkıldım ve bunu da elimden çıkartacağım. Bu arada dikkatimi çekti. Bundan 10 sene öncesine kadar ben daha çok H&M'den giyiniyormuşum. Bu da istemediğim kıyafetlerden, daha doğrusu şörtlerden bir tanesi. Böyle kapşonu var. Zaten onu pek kullanamıyorsunuz. Yani ben kullanamıyorum. Özellikle böyle polyesterden olunca, çünkü saçlarıma dolanıyor, elektriklenmeler falan yapıyor. Şöyle polyesterden. Bunu neden kullanmadım? Çünkü vücuduma, bende elektriklenme çok oluyor. Böyle bazen vücuduma yapışıp böyle gıcık gıcık sesler çıkartıyordu. O yüzden bunu da istemiyorum. Evet, şimdi böyle bir kıyafet. Aslında bu çok güzel. Bu çok güzel bir elbise. Ama bunu giydiğiniz zaman böyle sap gibi duracaksınız. Çubuk gibi bacaklara güzel oluyor. Çünkü bacakları tombul olanlarda her adım attığınızda hani yukarıya kadar çıkan, sonra da şört haline gelen bir elbise. Hiç kullanışlı değil. Bence elbise falan alırken ya da giyerken, kullanırken, seçerken bulunduğun sadece kabinenin önünde onu giyerek değil, onunla gerçekten mağazanın içerisinde bir tur yapın. Mesela ben aslında bunun iki beden büyüğünü alsaydım bana çok güzel olurdu. İki beden diyorum, bakın, tek beden de değil. O zaman hani biraz bacakları tombul olanlar biraz daha bol giymeli diye düşünüyorum alt kısmında. Özellikle eteklerde tam üzere yapışınca da böyle triko falan olmalı, esnek olmalı. Yukarıya kalkmamalı. Bunu ben aslında mankenin üzerinde, vitrinde görmüştüm. Üzerinde deri ceket vardı. Biker ceket. Sonra kendim öyle aldım. Acelem vardı. Zürih'teydim, Bahnhofstrasse'de. Yendi'de aldım. Bu arada Yendi kapandı bundan 1-2 yıl önce, biliyorsunuz. Ya da bilmeyenler için. Ben özellikle kıyafetleri alırken mağazalara falan söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü buradaki bazı mağazalar Türkiye'de yok ya da Almanya'da yok. Onun için söylememeyi tercih ediyorum. Neyse, orada gördüm. Hani böyle altta deri bir pantolon, üstte de deri bir ceket vardı. Sonra aldım, dedim ben de bunu siyahlarla falan bir şekilde kombine ederim. Hem de dedim hani içeride güzel bir şey giyersem şunu böyle de açabilirim. Ama bu da %100 polyester, naylon ağırlığı çok olan bir kumaş ve elektriklenme yapıyor, vücuduma yapışıyor ve hiç rahat edemiyorum. Hani geldim evde dener denemez hemen dedim o yok, bu bana göre değil ve hiç giymedim, hatta etiketi de üzerinde. Ya bunu da mutlaka satışa koyacağım. Çok düşük bir fiyata, 19.90 almışım ama inanın yani bunu o kadar düşük bir fiyata koyacağım ki yeter ki elimden çıksın. Bu da böyle oversize gibi görünen, bir ara bunlar çok trendli biliyorsunuz. Hani içinde sanki bir astar atlet varmış gibi böyle kendiliğinden olan. Oversize gerçekten hani bu XL'den tutun XXL'e kadar olabilecek bir kazak. Ama keşke bunun small'ını alsaydım ama medium. Bu zaten eskiden neredeyse bende 10 yıldır olan bir kazak. Bunu da görmek istemiyorum. Hiç yani tarzım değil. Şu anda asla giyeceğimi düşünmüyorum. Bu da Jack Daniels moda olan, bir ara trend olan kazaklarından bir tanesi. Bunlar üzerinde aslında gold efekti vardı. Yıkandıkça maalesef onlar gitti. Sadece şu anda yazıları kalmış hardal sarısından. Şöyle normal, bildiğiniz klasik, basit bir kazak aslında. Bunu da elimden çıkartacağım. Bu da koral pembesinde olan bir gömlek. Bunu mutlaka elimden çıkaracağım. Bu çok eski. Şunu elimden çıkartmak istemiyorum. Bu daha yeni. Daha doyamadım. Mutlaka bunu hayatım boyunca, o beni bırakmadığı sürece asla bırakmayacağım ve elimden çıkarmayacağım. Ve şöyle arka tarafına geçiyoruz. Bildiğiniz klasik böyle basit bir bluz. Bu da böyle bir gömlek. Ben aslında bunu bayağı bir giydim arkadaşlar. Kolları şöyle ve burada gördüğünüz gibi siyah ve beyazdan oluşan. Bunun yıkanması bayağı bir uğraştırıcı çünkü elde yıkıyordum sürekli. Omuz hizası da bu şekilde.
Bunu ben bayağı giydim. Sonra da bıraktım bir ara giyeyim. Aa. Aa. Ay yok, ben bunu satamam. Ben bunu verilecekler arasına koyayım. Bunu satamam ben. Güzelim. Kızım. Divan. Minişim. Oy benim cici kızım. Oy benim cici kızım. Şimdi yine bir torba vermiştim. Burada yine verilecekler var. Bunları da verecekler arasına koyayım. Hani böyle gerçekten hani küçük küçük detayları, şeyleri olan artık satamayacağımı, yani değmez, hani satmak istemediğim ama atamadım. Hani belki yani vereceğim insanların işine yarar diye düşünüyorum. Şöyle bir şeyim var. Ne diyorlar? Ya bir kartonum. Bunun üzerinde bazı resimler falan çekiyorum. Bazen böyle şeyin üzerinde güzel durmayacağını düşündüğüm kazak olsun, etek, o tarz şeyleri. Bunun üzerinde resim çekiyorum. O şekilde gönderiyorum. Hatta şallar, bilmem işte ayakkabılar falan. Hey. No 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 no. Tırnağını sakın batırma, yoksa satılmaz. Tamam mı? Sakın. Git aşkımla oyna git. Bak bak, aşkım oranın içerisinde bak. Adam 24 saat yatıyor ya. Yatıyor ya. Bir de horul horul yatıyor. Ne uyuşuk bir adam bu. Şimdi burada böyle bir ceket var. Onu satmaya çalışacağım. Çok güzel, tatlı bir pembe. Ya resimlerini çekip o şekilde. Hey, şş, stop. Alo. No. Git bakalım. Git. Git. Hadi git anneciğim, git. Git. Evet, kedilerle böyle zor oluyor. Bunu da elimden çıkartayım. O daha hırpalamadan hemen resim çekeyim ben bence. Git aşağıya, git. Kızım. Alo, kime diyorum? Mıncır mıncır böyle yiyeceğim seni. Hadi git. Tipe bak ya. Sırada basit böyle deri efekti olan bir eteğimiz var. Bunu da istemiyorum. Çünkü bu da yürüdükçe, yürü babam yürü. O da seninle yukarıya çıkıyor. Şu anda çok trend olan bir 80'li yılların pantolonu. Bir arkadaşım hem kendine hem bana almış. Tamam, güzel, gerçekten bele kadar güzel volüm veriyor her şey, ama arkadaşlar naylon ve elektriklenme yapıyor vücudumda. Maalesef giyemedim bile. Yani bir kere giydim, yürüdüğüm zaman bacaklarıma yapışıyordu. Onun için rahat etmedim. Bunu da satacağım. Şöyle bir H&M'den aldığım bir pantolon. Kesimi bana güzel olmuyor. Katladığım için baya bir kırışmış. Bunu da satmayı düşünüyorum. Hatta şuradan da bir Zara'da olan bir pantolon var. Onu da göstereyim size. Oraya koymaya gerek yok. Hemen hemen aynı model. Hatta etiketi de üzerinde. Ama 36 beden, ama inanın arkadaşlar 34 olabilir bel kısmı. O kadar ince. O kadar. Normalde ben elastan olan 36'ları da giyiyorum ama bu maalesef bana çok küçük oldu. Bu da elimden çıkarmak istediğim bir etek. H&M'in galiba bir 10 senelik geçmişi var diye hatırlıyorum bunun. Bayağı bir giydim. Güzel duruyordu. Altta botlarla falan, özellikle kış aylarında. Üzerinde beyaz gömlek falan, şört ya da başka bir tarz uygulandığında iyi duruyordu ama şu anda giymek istemiyorum bunu. Hani bir daha da giyeceğimi sanmıyorum. Şimdiki blazer ise tanımayanlar yoktur. H&M'in. Bayağı oldu herhalde, bir 5 yıllık geçmişi var, belki daha fazla. Şöyle bir blazer'ı. Yani şuraları beni rahatsız ettiği için bunu da satışa koyacağım. Şimdi şöyle bir ceket. Çok da giymedim aslında. Şu anda düşünüyorum satayım mı satmayayım mı diye. Tekrar mı giysem bir sezon diye. Çünkü gayet hoş, güzel. Yani bunu tekrar düşünebilirim. Bu biraz bana büyük oluyor arkadaşlar. Kızım. Bunu Zürih Manor'da almıştım. Çok beğenmiştim. Çok istedim gerçekten. Ama bayağı da giydim yani. Çok giydim bunu. Kolları şu şekilde. Ve ne diyorlar buna Türkçe ya? Şu anda aklıma gelmedi. Velur muydu?
Kızım. Cici kızım. Oy benim tatlı kızım. Bunu da satacağım. Çünkü bayağı giydim ve bilmiyorum. Aslında tarzım hala giyilebilir ama bilemiyorum şimdi. Bence yok. Bunu da satacağım. Hatta benim bundan siyahım da vardı. Hani buna benzer bir model siyahı da vardı ama onu çok giydiğim için yıprattım, attım. Şunda şu anda kararsızım. Bir üzerime deneyeceğim. Hem bunu hem de o lacivert ceketi. Ya. Sıradaki ise şöyle bir ceket, daha doğrusu jile. Bu şekilde western. Böyle birazcık vintage gibi görünen derisini görüyorsunuz. Gerçek deri değil bu arada. Bir aralar jileye takmıştım ama o kadar da jile giymeyi tercih etmiyorum. Bunu da çıkartacağım elinden. Ben bununla galiba bir alışveriş videosu çekmiş miydim? Çünkü ben bunu yeni aldım. Bir senedir elimde ama bir kere giydim. Alışveriş videosuna giydim ve şuraların bana yakışmadığını fark ettim. Ondan sonra da içime sinmedi. Bunu almamın sebebi o zamanlar böyle gümüş rengi çok trendti. Bu şekilde kumaşı da çok güzel bu arada. Ama hani ben blazerlerin içerisinde, ceketlerin altında falan giyerim diye düşündüm. Çünkü genelde siyah giydiğim için griyi de çok seviyorum. Silver'ı da hani öyle düşünerek almıştım. Sanki bir basic t-shirt gibi. Dediğim gibi şuraları hoşuma gitmedi. Onun için bunu da satacağım. Ya şöyle arka kısmı şu anda düğmelerin hepsini takmaya üşendiğim için şu şekilde gösteriyorum. Ben bu rengi çok seviyorum ama şimdi görünce dedim ya buna bir şans daha vereyim. Çünkü bu benim giyebileceğim bir şey. Hem sade bir elbise olduğu için şuralarını çekiştirmekten biraz yırtmışım. Onları tamir ettireyim. Bunun bende beyazı da vardı arkadaşlar. Beyazını maalesef arka tarafını yırttım kumaşını onun için çöpe gitti. Bunda yürürken rahat edemiyorum. Onun için terziye götürüp şu yan kısımlarını şuralara kadar açtırabilirim. Hani adım atarken daha güzel adımlarım olsun diye. Yok bunu satmayacağım. Bu arada rengi kamerada tuhaf görünüyor ama çok güzel su yeşil. Su yeşili evet. Çok güzel bir renk. Yok bu satılmıyor. Sen kal dolapta. Seni niye buraya getirdiysem. Ya bu bebecik beni ne kadar takip ediyor. Ne kadar takip ediyor bu bebecik beni. Şimdi şöyle ultra mini bir cins etek. Ultra mini etek diyebilirim. Şimdi diyeceksiniz ki Sibel bunu nasıl giydin? Bunu bir ara hani leggingslerin üzerine bu tür etekler modaydı ya bundan bir 10 yıl önce hatta 15 yıl önce o zaman almıştım arkadaşlar o zaman giyiyordum. Bunu da elimden çıkartacağım istemiyorum. Burada çok kaliteli bir jeans pantolon var. Bu jeans Tom Taylor markası. İsviçre, Almanya, Avusturya, Fransa bilirsiniz. Türkiye'de galiba bu marka yok. Bu markayı bilenler de yok. Bunu ben 15 sene önce almış olabilirim. Çünkü o zaman böyle parçalar modaydı. Bunu da elimden çıkartacağım. Hani bir gün hani çok büyük bir meblağ verdim diye bu cini hiçbir zaman dolabımdan çıkarmadım. Kedicik!